Başlayalım mı? Başlayalım. Bu sanki ikimiz için çok daha doğru. Baş başa bunu yapmalıyız diye düşündüm. Squash'ı bekle. Squash yapacağız arkadaşlar biraz sonra. Gerçek squash'ı hamuru mu diyeyim ona? Gerçek squash'ı süngeri var şu an evde. Getiriyorum. Bekle. Hazır mısın? Al bakalım. Gerçek. Bak Rüya, sıkıyorum. Bak görüyor musun? Böyle izi bunu kalıyor tam. Bunu kesecek mi? Bunu keseceğiz. Ne istiyorsun? Peynir gibi görünüyor biliyor musun? Kocaman bir peynir gibi görünüyor. İçi de çok güzel. Evet, içi de çok güzel. Dışı da çok güzel. Şimdi bununla squash yapacağız. Arkadaşlar bu ne diye soranlar varsa ki eminim olacaktır. Şimdi söyleyeyim. Bu bizim eski Visco yastığımız. Yastıkla ilgili bazı problemler yaşadık. Son hali bu gördüğünüz gibi. Şimdi bundan squash'ı nasıl yapacağız? Önce keseceğiz. Biz böyle bu tarz şekiller veremeyiz diye düşünüyorum. Yuvarlak çok zor bizim için. Üçgen falan daha düz şekiller yapalım. Kare. Üçgen, kare. Kare zaten çok ama. Peki boyamayı nasıl yapacağız? Keçeli kalemlerin boyası peki elimize gelir mi sonra oynarken? Denemeden öğrenemeyiz. Koş bakalım hadi. Makas getir önce kesime başlayalım. Ne oldu? Akrilik elimize gelir ya. Onu da deneyelim. Bugün keseliği deneyelim. Kesimi yapalım. Yarın da olmazsa akrilikle deneriz. Anneciğim. Efendim. Boyama kurallarını en büyük kurallarından biri. Neymiş kız, kuralım var bu işin? Evet. Benim haberim yok. Şimdi bir tane boyayı alıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ve nereyi boyayacağını. Bu videoyu nereye... umarım baban izlemez. Onun yastığıydı çünkü ben bu hale getirdim onu. Yanlışlık eseri oldu. Evet. Şimdi... Bir dakika. Önce boyanıyor muydu? Bir bakayım ben... Kenarda bakayım ya. Ne olur ya. Benim bugün şeyim üstü. Aa Rüya. Oluyor bence. Ne dersin? Durun tamam dur. Ne oldu ya hemen? Çünkü şimdi sen nereye keseceğini mi? Bak önce ne yap biliyor musun? Bak şurası biraz fare yemiş gibi görünüyor ama burayı böyle şöyle bir kare yap, tamam mı? Ben çok tez canlıyım. Tamam sana bırakıyorum. Ben çok tez canlıyım. Şimdi bir tane kalem alıp nereyi nasıl keseceğimizi buraya çiziyoruz. Evet. Ve onu da boyuyoruz. Sonra seninle da gurur duyduğumu söylemiş miydim daha önce? Yok söylememiştim. A. Evet anneciğim, videolarda söylemiş oluyorum ama senin bu etkinlikler konusundaki ilgin ve becerikliliğinle gerçekten gurur, kalpler marpler yapıyorsun. Ben buraya önce adımı yazarım. Hadi başlayalım. Bir şey söyleyeceğim. Önce boyayı bence çok uzamış. Önce kesip sonra mı boyasaydın acaba? Kesemezsen en azından boya hani emeğin boşa gitmesin. Bence önce keselim sonra boyamaya devam et. Ben de kahvemin yanında kek yiyeyim o zaman. Kek gibi görünmüyor mu ama? Evet ben yazdım. Gerçekten. Afiyet olsun. Peki, ay Rüya bundan çok güzel hamburger yapılır. Bir şey söyleyeceğim. Rüzgara şey yapalım mı? Hamburgerlik bir şey yok ki. Ne yapacağız biliyor musun? Yuvarlak çizeceğiz, keseceğiz, ortasına da böyle bir yerini kahverengi boyarız, böyle kenarları ortasını. Ay bak, tam ortayı kahverengi boyarız, köfte gibi olur. Üstüne kırmızı boyarız, domates gibi olur. Üstüne marul yaparız, yeşil. Nasıl fikir? Oldu bir değil. Oldu. Rüzgara şaka yapalım mı böyle? Ay ya gerçekten yerse? Yok yok, şaka yapmayalım biz en iyisi. Öyle bir şey. Ben şimdi bir yapalım. Evet, ben de bunu boyayayım. Hani bu konuda. Rüya benim kekim nasıl olmuş? Bir pasta gibi düşündüm. Araya meyveler falan koy. Ama neden yeşil yaptığımı bilmiyorum ya. Yeşil meyve de yok yani. Neden yeşil yaptım ki? Kırmızı yapsaydım orman meyve. Avokadolu pasta mı olur? Ama bak böyle çok böyle pasta gibi görünmüyor mu arkadaşlar gerçekten? Sadece renkte yanlışlığım var. Böyle üzerine böyle kırmızı noktalar falan yapsaydım böyle çilek gibi görünür. Ay süper. Ellerin mi boyandı senin? Yap bakalım nasıl olacak? Çevir şimdi. Çevir. Ay evet, orman meyvelerim Rüya'nın parmaklarından çıktı. Arkadaşlar squash'imiz bizim yastıktan, eski bir yastığımızdan squash yaptık. Son halini göstereceğiz. Son halini gösteriyor olacağız size. Hatta son halini hikayelerle gösterelim Rüya. Ne diyorsun, hikaye atalım. Bu tarz bir şey siz de yapmak isterseniz eğer, böyle bir yastığınızın parçalanması lazım. Eğer parçalanmamışsa sakın evde denemeyin. Videomuzu beğendiyseniz like atlayın, kanalımıza abone olmayı. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın, bye bye. Hızlı ol biraz. Çabuk çabuk çabuk, geç kalacağız. Nereye gidiyoruz Rüya? Kinoya. Hangi filme? Kral Sakin. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? 5 dakika kadar geç kaldık. Hızlı gitmeniz lazım o yüzden. Berenita.
yetişiriz ya filme. E biz başladık. Neyse önce reklamlar oluyor. En kötü ihtimalle reklamlar izlememiş olurum. Ne yapalım? Hayır anne, ben sinemanın reklamlarını çok seviyorum. Reklamları da mı izlemek istiyorsun? Peki Rüzgar, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sen de seviyor musun reklamları? Hayır. Hayır mı? Hadi bakalım gidelim. İnşallah yetişiriz reklamlara da. Hanımlar, beyler, trafik var desem, yetişmemiz zorlaştı desem ne dersiniz? Yok yok, ben inanıyorum yetişeceğiz. 5 dakikaya kadar sinemadayız inşallah. Bakalım nasıl bir filmmiş. Hemen çıkınca size de özet geçmeyeceğiz. Sadece güzel ya da kötü diyeceğiz. Ya da özet mi geçsek? Mısır mı alalım? Anneciğim, doktor sana dedi ya bir süre böyle sert bir şeyler yemek yok diye. Onun yerine daha yumuşak bir şeyler aldım ben yanıma. Sen merak etme, tamam mı? Ne oldu? Gösteririm gidince. Gördün değil mi? Evet, çok az kaldı, şimdi ineceğiz. Ve sinemamız orada. Kesinlikle büyük bir AVM. Evet hadi bakalım inelim. Allah, düşüyordum. Hızlıca sinemaya gidelim. Gel bakalım turuncu bere seni. Kapıyı sen kapatabilir misin? Hızlı. Aferin sana. Hadi bakalım sinema saati başlasın. Biraz hızlı olmamız lazım. Rüya yürü. Rüya rüzgarını tutar mısın? Evet bu şekil. Ne oldu? Hupalipa'nın tam üstündeyiz. Sinemadan sonra buraya mı gelelim diyorsunuz siz şimdi? Tamam peki, anlaştık. Yürü inelim. Hadi Rüzgar, gel sinemaya. Önce sinema. Ben çok merak ediyorum bu filmi ya. Acaba nasıl? Sinemaya az kaldı. Hadi bakalım girelim sinemaya. Koşun koşun koşun. Allah, beni beklemeden girdiler. Rüzgar, önüne dikkat et. Allah, yetişemedim. Dikkat edin, önünüze bakın. Vallahi yetişemedim ya. Geç. Ay, ben de sinemanın en sevdiğim şeyi hafta içi. Ne oldu? Filmi mi? Suikast filmi mi anneciğim? Bizimki orada. Burada bekleyin, hadi gelin filmimizi al, biletlerimizi alalım. Allah, her yer dolu Rüya. Sadece yeşilleri seçebiliyoruz. Ya burada oturacağız ya bu tarafta. Ne yapacağız? En önde oturmak zorundayız. Evet, biletimizi hallettik. Alıyoruz mikropavcıları. Cumburlop. Rüya, son bir dakikamız. Biletimizi al. Rüya dur. Vallahi gittiler. Biletler almadan nereye gidiyorsunuz? Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Rüyacığım bekle. Rüya. Anneciğim yavaş. Sizin okulda mı? Aa, tanık. Mısır'da var ya. Of, çok güzel görünüyor Mısır'a. Neyse biz dördüncü salon. Dört yürüyün. Rüya, Rüzgar'ın elini tutar mısın? Evet, geçin bakalım. Sağdan. Yürüyün. En ön Rüyacığım. Kolay gelsin. Rüya. Bizim bu tarafta gel. Gelin. 9-8-7 işte burası. Burası. Anneciğim yanlış yerdesin. Biz o taraftayız. Kalk. Yürü bakalım. Yürü. Evet, şurası bizim. Neyse ben de buraya oturayım o zaman. Beni ortaya oturayım, ister misiniz? Allah başlamış. Mısır istiyor musun? Tamam o zaman ben gidip alıyorum. Sen burada bekle, tamam mı Rüzgar'ın yanında? Rüzgar, sen burada bekle, mısır alıp geleceğim ben, tamam mı? Ama sen yemeyeceksin. Sık mı? Çünkü sana yasak mısır. Tamam mı anneciğim? Beni izleteceğim ameliyat. Ben kendi sesimi duymuyorum ki şu anda ya. Allah, hızlıca gidip gelmem lazım. Çok hızlı olmalıyım film başlamadan. Çok merak ediyorum Kral Şakir nasıl acaba. Gideyim hemen mısırımı alayım, geleyim. Evet, of, sıcacıkmış mısırlarda. Ya of, Rüzgar'ın yemeyecek olması gerçekten çok üzücü bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Ay, gerçekten elim yandı. Hadi gidelim film başlasın. Filme yetiştim değil mi? Al hemen. Asti de aldım size. Hadi o zaman başlayalım. Başladı. Necati nerede? Görük, nasıldı filmin ilk yarısı? Birazcık virüslerle falan fazla aşındı. Bitti artık virüsler ya. Ben biraz daha eğlenceli bir film olur sanmıştım ama. Ama komikti yani gerçekten. Atıyorum başka bir adaya ışınlanırlar falan. Evet. Aksiyon. Şimdi bir şey soracağım size. Onu ben yaparım, koşarım, kaçarım. İlk defa en önde izliyoruz filmi. Ne düşünüyorsunuz? Güzel miydi? Rüzgar, perdenin nasıl olduğuna bakalım mı? Hadi gel, bir gidelim. Dur
Yavaş yavaş. Nasılmış? Bozma bozma annem. Aa, bildiğin düz perde ya bu. Ay çok değişik ama. Evet, oradan kocaman ışık geliyor. Aynen öyle. Yırtarsak hiç izleyemeyiz. Efendim? Islak mendil mi? Islak mendil yok, yıkarız ellerini yemen bittiyse. Buraya baksana bizim onun. Gel ellerini. Yemen bitti ama değil mi? Tamam. Sen saçlarını toplamayı hiç düşünmüyor musun? Dur şurayı düzelteyim o zaman. El sıvayı kekmemiz lazım. Acil düzelsin. Allah geldik mi? Ay bir şey söyleyeceğim. Burası ne kadar yüksek bir merdiven. Rüzgar baksana. İnin bitmiyor. Çık çık bitmiyor. Hupalipa'ya giremeyiz. Neden biliyor musunuz? Kart yok yanımda çünkü. Dan 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 dan. Allah gelmişiz. Hoppa. Sıra sizde, gelin bakalım. Şimdi buradan şu taraftan çıkabiliriz. Yürüyün. Ne oldu? Galiba sallan. Hadi gel. Gel sallan hadi. Rüzgar. Gel rüzgar. Rüya'yı sallayalım. Hadi sallan. Bir. İki. Biz yürüyoruz. Şuraya gidene kadar gelmiş ol. Tamam mı? Rüzgar, gerçekten yanımda kart yok. Yemin ediyorum kart yok. Ben de bunu oynamayı çok istiyorum. Ben gidiyorum peşinden, gel küçük civcivim. Civcivim hadi gel. Aa, geçen gün bizde bozulan makina. Rüzgar o duruyor anne. Ama az önce çalıştığını gördüm. Gerçekten gördüm. Sen mi yaptın onu? Nasıl yaptın? Allah Allah, bitmiştir. Birisi basıp unutmuş ve rüzgar geçerken onu hareket ettirdi. İnanamıyorum. Bitti değil mi şimdi? Neyse hadi gidelim. Yok aa. Annem sen makineyi komple sallıyorsun çünkü şu anda. Hadi hadi gidiyoruz. Hayır, düz devam. Rüyacığım, alışveriş yapmayacağız şu anda. Bizim bir küçücük bir değişim için geldik. Rüyacığım hayır. Tebrik ediyorum. Buradan çıkmayı başarabilirsek eğer çok mutlu olacağım. Efendim? Ne var mesela? Sildim bitti. Evde sildim var, yedek. Kalitesim. Var. Her şey var. Girilmeyecek olan mağaza. Ne var anneciğim orada? Bakıyorum bir şey yok. Hadi götür bakayım ne var? Gel. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Of çok güzel. Rüzgar, masa, çalışma masası çok güzel. Rüya baksana, hız göstergesi falan her şey var. Burada keşke gerçek radyo olsaymış. Çok güzel olmuş. Ay yatak efsane gerçekten. Ya araba gibi mesela, şurası radyo bölümü ama burada gerçek radyo olmalıydı bence ya, bu kadar yapmışsınız. Şurada bir şey var, gelin bakalım fiyatını soralım. Diyor ki mağaza indirimleri bizi bekliyor. Rüzgar, buradaymış. Hadi gidelim. Evet anneciğim buradaymış, gelin bakalım fiyatını soralım. Ay çok güzelmiş ama gerçekten. Burası babanın, burası senin, burası da Rüya'nın. Rüya'nın nasıl? Burası babamın. Rüya ne kadar dedi? Sadece yatak ve araba için dolap yok. 18 bin dedi. 18 bin dedi Rüzgar. Sence de biraz çok değil mi? 18 bin. Ay, inanmıyorum. Her şeyin fiyatı yükselmiş ama. Bir tane yatakla karyola yani. Sonuçta araba ama karyola sonuçta. Ne oldu sana? Ne oldu? Bir kal geldi. Neyse biz gidelim. Biz... Ne oldu? Niye çıkarttın onu? Teşekkür ederim anneciğim. Sağ ol. Çünkü en ihtiyacım olan şey şu an mont taşımaktı. Gerçekten mont taşımak tek ihtiyacımdı. Küçük bir değişim işlemimiz var. Onu halledip gidelim artık eve. Vallahi yoruldum ben. Mağaza gezme videomuzu burada bitirelim mi Rüya?
Evet, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, videomuzu like atmayı, çıkın. Bye bye. Cem, oğlum elindeki bu şey de ne? Ne oğlum bu? Allah. Bant. Karnındaki ne? Kendini bantlamış. Annem ne yapacağız? Gel bakayım şöyle. Dur dur dur, dön bakayım bana. Nerede bunun ucu? Heh. Dön. Allah, bu çıktı. Rüzgar nerede bu? Kal. Rüzgar nasıl çıkartacağız? Of, çok fena yapış. Rüya nasıl çıkartacağız? Aç kolları. Rüzgar kaldı mı? Allah'ım, ikinci slime makası. Heh. Heh. Başla bakalım çıkartmaya. Rüzgar, Rüya yardım et. Ver. Gel gel. Şimdi sen döneceksin. Ben sabit tutacağım bunu. Dön. Dönüyor, dönüyor. Dur şimdi başı. Dur. Dur Rüzgar, dur. Başı dönmesin Rüya. Birazcık da sen dön. Ameliyat oldu ya. Allah, sıkıştı bir yerde. Vaha. Hadi çevir çevir çevir. Rüzgar nasıl bir his? Allah, bir dakika dur. Geri dön. Geri geri. Bunu da alalım şöyle şöyle şöyle. Dön. Ay, dünkü Kral Şarkı'daki şey Necati gibi oldun Rüzgar. Allah, geri geri bantlıyor. Buradan sıkıştık. Dönüyor, dönüyor. Allah, benim elime yapıştı. Rüya parmağım. Rüya. Rüya yardım et. Annem parmağım. Ay, çok acıdı. Kangren olacağım. Çabuk çıkar. Ay dur. Rüya, şunu şuraya. Çarlat annem. Aa, oğlum, hepimizi bantladın. Dönüyoruz. Sen kollarını kaldır, bırak. Evet, kollarını. Sen televizyon izle annem, kollarını kaldır. Dan 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 dan. Allah, kollarını kaldırsana böyle. Kaldır Rüzgar yukarıya doğru. Evet, az kaldı. Yavaş yavaş yavaş. Sıkıştı mı? Bakayım. Allah, burada gerçekten sıkışmış. Bu ne yapacağız? Rüya. Allah, geri de bağlanıyor. Rüzgar, sen Kara Murat gibi geziyorsun böyle. Ben geri bantlıyorsun. Rüzgar yapma. Ne yapacağız şimdi Rüya? Ha, böyle gezelim. Bu da şeyin olsun. Al sana bombe. Böyle mi kalacaksın? Kıyafete zarar verir mi sence bu bant? Ne diyorsun? Verir değil mi? Dur, Rüzgar abi, saç. Rüzgar, böyle yapışkanlı şeyleri vücudumuza, kıyafetimize yapıştırmıyoruz anneciğim, biliyor musun? Neden? Saçlarımız gitti bu yüzden. Kaldı böyle. O zaman sana bir görev vereyim mi Rüzgar? Kendin açabilir misin bunu? Dene bakayım. Açılmıyor. Açılmıyor mu? Keselim mi o zaman makasla? Hayır, korkuyorum. Annem, ama makasla kesme. Sıkışmış şey yapma. Ne yapacağız? Ne yapacağız Rüya? Hadi denem. Arkadaşlar, sizin evinizde böyle küçük kardeşiniz var mı? Ve bazen bu tarz şeyler yapıyor mu? Yorumlarınızı yazın. Kardeşi olanlar, ablası, abisi, kimin ablası var, kimin abisi var, kim tek çocuk? Herkes yorumlarını yazsın. Biz burada Rüzgar'ı banttan kurtarma çalışmaları devam ediyoruz. Allah, yavaş. Rüya dikkat et, başı dönmemesi lazım onun, tamam mı anneciğim?